arkadaşlar 3 denklemin var 4 tane bilinmeyenin var Bunu hemen ilaveli maddeine yazarak başlayalım 1 1 2 1 sağ taraf 5 3 1 eksi 2 8 ve son olarak eksi 1 1 6 x4 yok 0 4 dikkatli olmak lazım buralarda. Evet. İlave limatisi yazdık. Şimdi bakın birinci satır birinci sütundaki bu bir benim için güzel haber. Bunun pivot elemanı zaten oluşmuş. Hemen altındaki pivotun altını 3'ü ve eksi 1'i yok etmek için işlemlere başlıyorum. Benden Gauss Jordan'la çözmem isteniyor. Yani indirgenmiş eşelon forma gitme amacım var. Hemen yazıyorum. R2 yerine R2 eksi 3 R1. R3 yerine de R3 artı R1 yazarım. Yazdıktan sonra neler olacağını birlikte görelim. Arkadaşlar bu yaptığım işlemden birinci satır etkilenmeyecektir. 1, 1, 2, 1, 5, eksi 3 katı 0, eksi 3 katını ilave edince 1'in eksi 3 katı, eksi 3, 1'e ilave ettim, eksi 2. Iki. 2'nin eksi 3 katı, eksi 6, eksi 2'ye ilave ettim, eksi 8. 1'in eksi 3 katı eksi 3 2'ye ilave ettim eksi 1. 5'in eksi 3 katı eksi 15 8'e ilave ettim eksi 7. 1 katını ilave ediyorum 0. 1 katını ilave ediyorum 2. 1 katını ilave ediyorum 8. 1 katını ilave ediyorum 1 ve 1 katını ilave ediyorum 9. Şimdi arkadaşlar benim dikkatime bir şey çekti. Ondan size bahsedeceğim. Normalde Burada pivot elemanım tamamlandı. Bulundu ve altını sıfırladım. Şimdi burada pivot eleman oluşturmaya çalışmalıyım. Normal şartlarda eksi 2'ye bölerek gitmeliyim. Fakat benim gözüme farklı bir şey takıldı arkadaşlar. Bunun için size şunu yapmak istiyorum. Şunu takip edin. Yani hiç burayı bir yapmadan bir şey yapalım. R3 yerine R3 artı R2. Ne olduğunu siz de göreceksiniz. Bana hak vereceksiniz. Bakın 3. satıra 2. satıra ilave ettim. 1, 1, 2, 1, 5. 1. satır aynen korudu. 2. satır da değişmedi. Ama 3. satırda bakın ne oluyor. Ekledim 0. Ekledim 0. Ekledim 0. Ekledim 0 değil. Arkadaşlar. Ne görüyorsunuz? Siz de benim gördüğümü görüyor biliyor musunuz? Ben böyle bir şey gördüğüm zaman bu ne demektir? 0 tane x1, 0 tane x2, 0 tane x3, 0 tane x4 eşittir 2. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Arkadaşlar bunu gördünüz ya ne diyeceksiniz? Bu size bu denklem sisteminin çözümünün olmadığını söyleyecek direkt. Bu kadar basit. Hocam burası da 0 olsaydı o zaman sorun yoktu dostum. O zaman ne yapabilirdin? buraları devam ederdin ve sonsuz çözüm çıkardı. Çünkü zaten 4 tane bilinmeyen var ve elinde 2 denklem kalırdı. 3 olsa da sonsuz çözüm olurdu. Fakat hayır dostum. Burada 1, 2, 3, 4 hepsi sıfırken sağ taraf sıfırdan farklı oluyorsa yapıştır geç. Çözüm yoktur. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümü de bu şekilde ne yapmış olduk tamamlamış olduk.